validem Hatice Sultanım. Gel otur şöyle. Dün gece olanları biliyorsun değil mi? Duydum. Zavallı Gülnihay şifahanede can çekişiyormuş. Senin Gülşah da öyle. Gece sesleri duyunca gönderdim git bak diye. Şaşkın. Ayağa takılıp düşmüş. Mahidevran. Doğruyu söyle bana. Bu olanlarla bir ilgin var mı? Validem. Benim yaptığımı nasıl düşünürsünüz? Ben katil değilim. Hatice Sultanım. Ben böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Ben de öyle. Lakin bu mevzuyla alakalı bir bildiğin varsa saklama söyle. Evladımın üzerine yemin ederim benim haberim bile yok. İnşallah doğruyu söylüyorsundur. Aksi halde seni ben bile kurtaramam. Dua edelim de kız ölmesin. Çocukları yalnız bırakma. Oyun oynayın. Meşgul et. Hürrem. Ben de sana geliyordum şimdi. Nasıl oldun, iyi misin? Çok şükür. Ölmedim. Sultanım, müsaadenizle daireme gidiyorum. Tamam Mahidevran, sen git. Sultanım, bir geçmiş olsun demek yok mu? Geçmiş olsun. Size de. Malum, Gülşah düşmüş. Ayşe Hatun'un katili aramızda dolaşıyor. Herkes canından korkar oldu. Öyle. Ama siz korkmayın. Sizi koruyan çok. Mahidevran. Sen dairene dön. Ben sonra uğrayacağım sana. Hürrem hadi. Sultanım. Ne var? Vaktiniz varsa bir hususta konuşmak isterim. Şu an seninle uğraşamam. Sonra gel. Gülşah Hatun'un yanından geliyorum. Beni dinlemenizde fayda var. Ne diyorsun sen? Çık dışarı. Her şeyi öğrendim. Gülşah itiraf etti. Asıl niyeti Hürrem Sultan'ı öldürmekmiş. Nasıl gözü dönmüşse. O değil de duyulunca sizden bilecekler kesin. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun ha? Ben mi öldürdüm yani? Bunu mu diyorsun? Haşa sultanım. Yalan söylüyorsun. Haddini bilmiyorsun. Bana tuzak kuruyorsun. Gülşah'ın bir şey anlattığı yok. Bir sultanı suçlamak neymiş öğreneceksin. Çık dışarı. Öyleyse bu ne? Gülşah dedi yerini. Ben şimdi bunu ne yapayım? İbrahim Paşa'ya mı vereyim? Valide Sultanımıza mı? Senden başka bilen var mı? Şimdilik hayır.
Ben istemedim Nigar. Kendisi yapmış. Duyunca paraladım zaten, o yüzden bu halde. Sultanım, ben inanırım da, lakin başkaları inanır mı onu bilmem. Ne istiyorsun benden? Söyle, ne istersen yaparım. Yeter ki kapı çeneni, kimseye bir şey deme. Bu çok tehlikeli bir şey. Duyulursa kellem gider. Seni hünkâr kalfası yaparım. Maaşın artar. Hem altın da veririm ha. Buyurun sultanım, afiyet olsun. Kaldırın şunu. Ama dünden beri bir şey yemediniz. Kaldır, yatağı kaldır. Çıkın. Defolun! Allah belanızı versin hepiniz. Hiçbiriniz istemiyorum. Anne, neyin var? Anneciğim. Haremde aranma. Mahidevran. Mahidevran. Ben katil değilim. Değilim. Şşş. Tamam, sakin ol. İnanıyorum sana. Kimin yaptığı ortaya çıkacaktır. Tasalanma. Sultanım. Tamam, yok bir şey. Arabanız hazır. Paşamız sarayınıza dönmeniz için sizi bekliyor. Geliyorum şimdi. Mahidevran, aklım sende kalacak. İyisin değil mi? İyiyim. Gidin siz. Toparla kendini. Mustafa'yı düşün. Siz de temizleyin şurayı. Hadi. Hadi elinizi çabuk tutun. Odanın her yanı tertemiz oldu. Birazdan biter. İyi. Gülnar nasıl olmuş? Ölü gibi yatıyor. Zavallı.
benim yüzümden can verecek. Ha? Gülşah da şifahanedeydi. Yüzü yara bere içinde. Merdivenden düştü diyorlar. Ama yalan. Geç onun doğrusunu öğren bana. Ben de o düşmede bir bit yeniği olduğunu düşünüyorum. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Beni öldürmek istiyorlar. Hem de benim dairemde, benim yatağımda. Her şeyden haberim var. Sakin ol Hürrem. Bu mevzuyu çocukların yanında sakın ha konuşmayın. Öyle yapıyoruz hünkâr. Biz dün gece valide sultana gezmeye gittik, orada uyuduk. Öyle mi? Ben valide sultana uyudum. Bana masal anlattı. O vakit bu gecede birlikte uyuruz. Ben de size masal anlatırım. Olur mu? Ben yazı yazacağım Mustafa abim gibi. Aferin sana. Hadi siz gidin. Esma bekliyor sizi. Hürrem. Endişelenme. Bunu her kim yaptıysa bulacağım ve kellesini alacağım. Hem de senin gözünün önünde. Benim yanımda ol yeter ki. Ben her belayı atlatırım. Dün gece keşke ayrılmasaydım yanından. Bunlar olmazdı o vakit. Düşmanlarımız var hünkârım. Düşman çok yakında, içimizde. Ama kim? Nasıl uyudular hemen? Melek gibiler. Allah korusun yavrularım. Hadi sen de uyu Hürrem. Dinle. O katil haremle dolaşırken nasıl uyacağım? Rahat ol. Bütün tedbirler alındı. Benim yanımdasınız. Tek ümidim Gülnihal. İnşallah bir an önce kendine gelir. Belki yapanı da görmüştür. Süleyman, çok korkuyorum. Aç bakayım yaptı. Benim ölümüm kime fayda ki? Kim bana bu kadar düşman? Önce zehirlendim, şimdi de bu. Sakin ol Hürrem. Düşünme bunları. Haydi. Hünkârım. Katil nerede? Ne işe yararsınız siz? Bulsanız şaşarım. Hünkârım, tüm tedbirleri aldık. Titizlikle arıyoruz. Pargalı. Benim soframa zehir kondu. Bunu kimin yaptığını sen de en az benim kadar bilirsin. Ne dersin? Bu hadisenin o zehri koyanla bir alakası olabilir mi? Ben bu ihtimali aklıma bile getiremem hünkârım.
Gülnihan Hatun'un husumeti olan biri olabilir. Sen korumaya devam et Bargalı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Lakin bu işin aslı astarı elbet bir gün ortaya çıkacak. İşte o gün herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Her kim olursa olsun. Sultanım. Nigar. Nereye kayboldun sen? İşlerim vardı. Şifahaneden geliyorum. Sakın öldü deme. Allah'a çok şükür kurtuldu. Gülnar kendine geldi. Hemen gidip görelim. Katili görmüş mü? Vallahi ben bir şey duymadım. Esma, çocuklara bak. Yürü Nigar, hemen gidelim. Gülnihal Hatun. Allah'ıma şükür açmışsın güzel gözlerini. Ben sana hep dua ettim. Şükür kabul etti Allah. Sultanım, senin cariye pek üzgün. Malum, yine beceremedi. Sen ne demek istiyorsun? İftira atıyorsun, yalan söylüyorsun. Yeter artık. Masum olana nasıl böyle dersin? Senin hiç mi vicdanın yok? Kötülük yapmaktan vazgeçmeyecek misin hiç? Sultanım, sakin olun, bağırmayın. Size yakışmıyor. Burada hastalar var. Şimdi de melek mi oldun? Sen ne zamandan beri hasta düşünür oldun? Kötüsün. Zalimsin. Bunu da herkes biliyor. Sümbüla, Nigar Kalfa. Hürrem Sultan, çabuk götürün buradan. Seyretmeyin. Lütfen Sultan. Susun. Sultanım, hadi gidelim. Hadi.
Nereden çıktı bu hünkâr kalfalığı? Velde Sultanımız buyurdu. Oldu. Nigar Hatun'la bir meselem yok. Kızarım ederim ama severim de. Lakin bu vazife ona bir gömlek büyük. Altında ezilip kalmazsın. Akıllı hatundur. Baş edecektir. Fazla akıllı, fazla. Keskin sirke misali kabına zarar vermesin inşallah. Sen onu bırak. Mahidevran Sultanımızı kolla. Hâli hal değil. Kaç gündür yemiyor, içmiyor. Gözlerinin altı çöktü. Dayı Hatun. Hünkârım. Nedir mesele? Size beni yalnız bırakın demedim mi? Hünkârım. Bağışlayın, görmedim sizi. Neyin var senin? Ben... Konuş Mahidevran, anlat. Nedir seni bu hale getiren? Bir sıkıntın varsa söyle bileyim. Bu son hadiseler beni çok korkuttu. Sinirlerim bozuldu o yüzden. Bu halini hiç beğenmiyorum. Mustafa'yı da korkutuyor bu halin. Endişelendiriyor. Bağışlayın hünkârım. Kendime hakim olamadım. Öyleyse git Mahidevran. Madem iyi değilsin, madem hakim olamıyorsun kendine, seni Edirne'ye yollayalım. Orman havası alırsın, iyi gelir. Affedin beni hünkârım. Derhal toparlayacağım kendimi. Niye dersin?